Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu astronomi olacak ve Garip Yıldızlar serisine de devam edeceğim. Ben bu kanalda Garip Yıldızlar serisi altında birçok ilginç gök cisminden bahsetmiştim, yıldızlardan bahsetmiştim. Evrenin en büyük kütleli yıldızından olmasa da evrenin en geniş çapa sahip yıldızından bahsettim. O konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor çünkü. Bunun dışında evrenin en küçük yıldızından da bahsettik. Aynı zamanda etrafına hiç ışık saçmayan yıldızlardan da bahsettik ve hatta çekirdeğinde, merkezinde kara delik olan teorik yıldızlardan da bahsettik. Evrenin en küçük yıldızını anlattığım videodaki linki yukarıya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bir hidrojen topunun devasa bir gaz kütlesinin yıldız olup olmaması neye bağlıdır ondan da bahsetmiştim ve bunun bir limiti vardı. Yıldızların ham maddesi hidrojendir. Az miktarda helyum ve bazı ağır elementler de vardır. Ve bir gaz kütlesinin, bir gaz topunun yıldız oluşturabilmesi için, bir yıldız haline gelmesi için çekirdeğinde nükleer füzyonun başlayıp da o yıldızın parıl parıl parlayabilmesi için bilimsel sabit bir limit vardır. Biz bu limite %7 diyoruz. Şimdi bir hidrojen topunun, devasa bir hidrojen küresinin çekirdeğinde nükleer füzyonun başlayabilmesi ve bu füzyonun stabil hale gelebilmesi için bu devasa gaz topunun kütlesinin bizim güneşimizin minimum %7'si kadar olması gerekiyor. Eğer bu gaz topunun kütlesi bizim güneşimizin kütlesinin %7 ve daha üstü ise bir şekilde bir yıldız haline gelecektir. Bizim evrendeki gözlediğimiz yıldızların çok büyük bir kısmı kırmızı cücedir. Evrenin aşağı yukarı %76'sını bu kırmızı cüceler oluştururlar. Ve kırmızı cüceler aşağı yukarı bizim güneşimizin %7,5'uyla %15'i arasında bir kütleye sahiptir. Bunlar çok küçük yıldızlardır. Bazıları Jüpiter'e yakın boyutlara sabittir. Fakat çok uzun ömürlü yıldızlardır. Çünkü ben yıldızlarla ilgili her videomda şunu söylerim. Bir yıldızın kütlesi ne kadar küçükse ömrü o kadar uzun olur. Devasa yıldızların ömürleri milyon yıllarca ölçülürken küçük kütleli yıldızların ömürleri 10 milyarlarca yılda ölçülebilir. O yüzden kırmızı cüceler evrenin çok büyük bir kısmını oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek. Fakat onlar kadar olmasa da evrenimizde çok ciddi miktarlarda da ölü doğan yıldız adayı var ki biz bunlara kahverengi cüce diyoruz. Kahverengi cücelerin resmi tanımı şu. Kütleleri güneşimizin kütlesinin %7'sinden daha az olduğu için çekirdeklerinde kararlı nükleer füzyonlar başlatamayan gaz toplarına biz kahverengi cüce diyoruz. Aslında bu kahverengi cüceler ilk başlangıç yıllarında, yani ilk doğdukları zamanda tıpkı diğer yıldızlar gibi çevrelerine ciddi miktarlarda ışık saçabilirler. İlk oluşum aşamalarında sıkıştırmanın etkisiyle çok fazla nükleer füzyon gerçekleştirdiği gibi İlk başta baktığınızda gerçek bir yıldız gibi parlayabilirler. Fakat bu en fazla 2-3 milyon yıl sürer. Birkaç milyon yıldan sonra enerjilerini çok çabuk bitirdikleri için bu kahverengi cüceler çok hızlı soğumaya başlarlar ve 1-2 milyon yıl içerisinde yüzey sıcaklıkları 1200-1300 derecelere kadar düşer. İşte bu noktadan sonra biz onlara ölü doğmuş yıldızlar diyebiliriz. Yani iyi bir başlangıç yapmış ama devamını getirememiş yıldız adaylarıdır bunlar. Enerjilerini çok hızlı bir şekilde kaybederler çünkü kütleleri asla ciddi miktarlarda füzyon reaksiyonu yapabilecek seviyede değildir. Aslında bu tip yıldızlarda nükleer reaksiyon yok diyemeyiz. İçlerinde yine nükleer reaksiyonlar gerçekleşir. Çevrelerine ışık saçmasalar da ısı enerjisi yayarlar. Fakat yaydıkları enerji bir yıldızın yaydığı enerjiyle kıyaslandığında son derece düşüktür. O yüzden de biz bu kahverengi cücelere yıldız diyemeyiz. Günün sonunda bu yapılar yıldızla gaz topları arasında farklı bir yerde konumlanan kendilerine özel gök cisimleridir. Kahverengi cücelerin varlığı aslında 20. yüzyılda biliniyordu fakat ilk başlarda bu yıldızları gözleyebilecek teknolojiye sahip olmadığımız için hepsi teoride vardı. Dediğim gibi çevrelerine ısı yayabiliyorlar ama kayda değer miktarlarda ışık saçamıyorlar. 1990'lı yıllarda gezegen avcısı teleskoplar devreye girdiğinde ve güneş sistemi dışında farklı gezegenler bulmaya başladığımızda bu kahverengi cüceleri de teker teker avlamaya başladık ve günümüzde bunların çevremizde binlercesinin var olduğunu biliyoruz. Videonun başında da size söyledim, evrenimizdeki gök cisimlerinin yaklaşık olarak %12'si, tabii ki gözlenebilir evrendeki gök cisimlerinin yaklaşık %12'sini bu kahverengi cüceler oluşturuyor. Günümüzde bunlardan çevremizde binlercesinin olduğunu biliyoruz. Ve çok ilginç bir şekilde bu kahverengi cüceler de belirli sistemlerin içinde değiller. Daha çok yıldız kümelerinden kopmuş şekilde evrenin boşluğunda tek başlarına ya da birkaç tanesi dolaşarak gezebiliyorlar. Yani hem karanlıklar, hem soğuklar, hem de evrende başıboş bir şekilde dolaşıyorlar. Peki bu kahverengi cüceler neye benziyorlar? Şimdi kahverengi cücelerin neye benzediğini anlayabilmek için bizim elimizde aslında çok güzel bir örnek var. Adı da Jüpiter.
Güneş sistemimizdeki en büyük çapa sahip Jüpiter gezegeni de devasa bir gaz topu ve yapısal anlamda birçok açıdan da kahverengi cücelere benziyor. Hatta çoğunuzun bilmediği çok ilginç bir olay daha var. Jüpiter çevresine ışık da saçıyor. Işık saçıyor deyince hemen heyecanlanmayın. Öyle güneş gibi ışık saçmıyor. Jüpiter gibi gaz topları genellikle çevrelerine güçlü miktarlarda kızılötesi ışık yayarlar. Ya da daha doğrusu ısı enerjisi yayarlar. Tıpkı kahverengi cücelerde olduğu gibi. Kahverengi cüceler de ışık yerine daha çok ısı yaymayı tercih ederler. Yapıları bunu gerektirir. Birçok açıdan bakıldığında aslında bizim Jüpiter de bir kahverengi cüce yıldız olmaya çok yakın bir adaydır. Ama değildir. Bunda sebebi şu. Jüpiter'in kütlesi bir kahverengi cüce olmak için bile yeterince büyük değil. Aynı zamanda Jüpiter yapı olarak son derece kirli bir gaz topu. Jüpiter'in içerisinde birçok farklı gaz grubu var. Aynı zamanda Jüpiter'in sağlam, katı, metalik bir çekirdeği de var. Peki bu kahverengi cüceler için hiçbir şans yok, hiçbir fırsat yok. Yani her zaman evrenin bir köşesinde öyle 1000 derecelik yüzey sıcaklığıyla kalacaklar mı ve evrenin yok olacağı günü mü bekleyecekler? Size az önce de söylemiştim. Bu kahverengi cüceler çoğunlukla yıldız kümelerinden kopuk haledirler ve birbirleriyle beraber dolaşmayı çok severler. Bazı durumlarda kahverengi cüceler birbirleriyle etkileşime girebilirler. Birbirlerinden malzeme çalabilirler. Bir yıldız adayı diğer yıldız adayından daha fazla miktarda malzeme çalmayı başarırsa kritik kütleye ulaşıp bir kırmızı cüceye dönüşebilir. Veyahut da bu cüceler birbirleriyle çarpıştıklarında bir anda kütlelerini daha fazla arttırabilirler ve olmadık bir şekilde yeni bir yıldız da doğabilir. Başka bir soru da şu. Kahverengi cüceler kara delik oluşturabilirler mi? Cevap kocaman bir hayır. Konu kahverengi cüceler olunca bu videoyu izleyenler de ister istemez beyaz cüceleri de soracaktır. Peki beyaz cücelerin kahverengi cücelerden farkı nedir diye. Hazır konusu açılmışken hemen açıklayayım. Az önce de size dediğim gibi kahverengi cüce bir yıldız oluşturacak miktarda kütleye sahip olamadığı için hiçbir zaman gerçek bir yıldız olamayan gaz kütlelerine verilen bir addır. Beyaz cüceler ise bir zamanlar orada parıl parıl parlayan bir yıldızdan geriye kalanlardır. Yıldızların boyutları sonlarını hazırlar. Bizim güneşimiz gibi yıldızlar öldüklerinde beyaz cücelere dönüşürler. Yani son derece küçük, kısmen soğuk fakat parlamaya devam eden gök cisimleri haline gelirler. Çok daha büyük yıldızlarda nova veyahut da süpernova patlamalarının sonucunda nötron yıldızlarına veyahut da kara deliklere dönüşürler. Yani beyaz cücelerin yapısıyla kahverengi cücelerin yapısı arasında hiçbir benzerlik, hiçbir bağlantı yok. Beyaz cüce bir yıldızın ölümünden sonra arta kalan kısmıdır. Kahverengi cüce ise hiçbir zaman doğamamış bir yıldız adayıdır. Şimdi kahverengi cüceleri aradan çıkarttığımıza göre sıra geldi kızıl cüce yıldızlara. Kızıl cüce yıldızlar da çok önemli çünkü videonun başında size söyledim. Görünen evrendeki yıldızların %76'sını bu kızıl cüceler oluşturuyor. Fakat kızıl cücelere daha sonra sıra gelecek. Beklemede kalın, takipte kalın. Ben bugünkü videoyu burada bitiriyorum. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Bu arada Spotify hesabım tekrar aktif hale geldi. Ayhan Tarakçı Podcast adresinden de kanalımdaki birçok ilginç bilim videosunu MP3 formatında dinleyebilirsiniz. Neyse ben daha fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sunuyorum diyorum. İyi günler.